Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz, evet. Ha, bu arada ben Halil, HT Grafik Tasarım'dan Halil. Evet, binamıza devam ediyoruz. Burada eksiklerimiz var mı? Var mı? Burada bizim neyse onları da orada koyuyoruz. Sonra yaparız onları. Şurada balkon kapılarımız var bizim. Onları yapacağız şimdi. Şöyle bir şey. Şimdi balkon kapımıza yapacağız. Evet. Şimdiki burada şöyle bir değişik bir sistemle yapacağız şimdi. Buradan rectangle bunu da alacağız. Evet. Şimdi şurayı tutup evet. Bu bizim kapımızın çerçevesini yani kasasını oluşturacak. Bunu edit spline'a yani çizgiye dönüştüreceğiz. Şu alt kısmı alalım. Hatta almadan önce şunu şöyle bir şey yapalım. Bir tane yedek alalım bundan. Şöyle kopya olsun. Şurada evet. Kapılar genelde sürgülü oluyor. Onun için sürgülü bir kapı yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Ya evet. Sürgülü bir kapı yapalım. Buraya 7 diyelim. Bunu da extrude diyelim. Eksi 7 diyelim. Pardon, 76 oldu. 7 diyelim. Evet. Şimdi bunu biraz beri çekelim. Bu bizim şeyimiz. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bundan bir tane kopyalalım buraya. Burada bunun evet. Şuradan renderlarda sıkıntı yaşamamak için şunları açmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bununla bu da bizim kapımızı oluşturacak. Evet. Şöyle. Kaç saatmiş? 200.
220 239 şu 220 110 olacak. 110. Evet. Bu şekilde. Şuradan çizgilerimiz de gözüksün ki. Evet. Bunu da biz 6 yapalım. Kalınlık 6 olsun. Evet. Şimdi polye çevirebiliriz artık. Daha kolay işlemesi olacaktır. Evet. Bunu da kaldıralım biraz. Evet. Şimdi hatta bundan kapı şu kapı tam silme olmaz. Biz biraz basit bir kapı yapacağız. Biraz aralık olsun ki kapı oldu belli olsun. Evet. Şimdi bu 6 değil de 3 olması. 3 sürgü olacağı için. 3 olsa yeter. Biraz şöyle bir şey yapalım. Biraz şöyle göz kararı. Evet. Biraz şöyle bir şey yapalım. Evet. Burada evet. 3 5 yapalım. O da eksi eksi 1 virgül 2 yapalım. Evet. Bu da ahşap olmasın. Beyaz doğru mular beyaz olsun. Evet. Burada komplesine ID numarasını bir yapalım. Cam kısımlarında 2 pardon 5 yapalım. Evet. Kasa kısmında editable poly'e çevirelim. Evet. Komple seçelim. Burada bir numarasını verelim. Evet. Şimdi bunu seçelim. Buradan nerede kalmıştık biz? Evet. 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 Heh. Şimdi bunu evet. Şimdi evet basit bir kapımız. Pardon. Şu şekilde. Evet. Ana, bunu da bu tarafa çektik mi? Gayet şık bir sürgülü kapımız oldu. Evet. Hatta biraz şöyle yapsak. Bunu da şu şekilde biraz tarafa çeksek şu şekilde. Evet. Biraz şöyle sanki birbirinden şey olsa daha bir görüntü şeysi
olacak. Evet, şimdi bir tane hemen basit bir kapa kulpu yapalım. Şu şekilde. Evet. Burada bir değil de onu iki yapalım. Hemen bunu edit poly'ye bir extrude 1 santim. Evet. Bunu da tekrar 2 santim atalım. Hatta 3 olsun. Evet. Tutma şansında. Yok. Bunu beğenmedim ben. Bunu beğenmedim. Evet. Hayır, beğenmedim. Bunu. Kaldıralım bunu. Evet. Şu şekilde bir şey yapalım. Sanırım bu daha güzel olacak. Şuna 3 diyelim. Şuradaki poligon sayılarını düşürelim. Evet. Şunu böyle bir tanesini buraya çekelim. Evet. Bunu biraz uzatalım. Kaç olsun bu? 50 olmasın. 50 çok oldu. 25 santim olsun. Bunu da 90 santim derece döndürdük müydü? Evet. Bunu da bu şekilde. Evet. Bunlar çok uzakta kalacağı için çok da sıkıntı olmayacaktır. Evet. Arkadaşlar, bu kulbumuz daha güzel oldu. Şimdi bunu grup yapalım. Grup yapalım. Herhangi bir isim koymaya gerek yok. Evet. Şöyle bir şey. Evet. Bunu tekrar buraya alıp santim derece, pardon, 190, onu döndürmedik. Şu açık. Evet. Bunu alacağız. Buraya 180 santim döndürelim. Buradan daha kolay olacaktır. 180. Evet. Dakikalık bir videomuz oldu. Evet. Şimdi şu şekilde getirirsek hizaya. Evet. Sanırım kapımız. Aa, biz onun nasıl yaptık? Kopya yapmadık mıydı ya? Neyse, bir daha yaparız. Sorun yok. 90. 0 diyelim ona. Bize o biraz bilgisayar oyun etti gibi gözüküyor. Evet. Şu şekilde. Evet. Sanırım kapımız. Tamam. Buna biz
Bir diyelim. Bir diyelim. Plastik olsa da şimdi komple kapıyı dursun. Komple kapımızı kurup yapalım. Balkon. Doğru olsun. Kapı olsun. Evet. Şimdi şunu, bu bizim referansımızda kutunun ortasına gelecek şekilde ayarladık mıydı? Sanırım oturacaktır. Şimdi kutuyu da sildik mi binamız ortaya çıkacak. Evet. Sanırım balkon kapımız tamamdır. Evet. Şimdi bu balkon kapımızı buraya bir tane daha alacağız. Evet. Şimdi bunları yukarılara taşıyalım, kopyalayalım yani. Array komutunu 322. Evet sanırım tamamdır. Bir tane şöyle bir, ooo çok heybetli bir bina. Evet. Şöyle bir render alsak nasıl gözükür? Wow. Işık arkada. Evet. Çok harika. Ha, gerek yok. Ha, tamam. Arkadaşlar bu videoda da sonuna bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.